Yaşlıcalı teyzeme. Ya ben sana ne dedim ya? Bu kadın ne zaman görsen yaş kula demedim mi? Şu kapıya bakalım mı? Şimdi bir de benim suçum mu oldu? Senin suçun da benim suçum mu? Of ya. Kapıya koşalım. Özlemdik. Özlemdik. Hayır, hayır, hayır açma, hayır. Rüyaymış. Ben burada mı uyudum ya? Allah'ım, çalışırken uyuyakalmışım yine. Of, her yerim tutulmuş. Of Gökhan ya, beni niye uyandırıp yatağıma götürmedin ki? Tabii böyle uyursan kabus görürsün. Geldim eve, ne yüzümü yıkadım, ne elimi yıkadım. Hemen iş, iş, iş. Yattım buraya, hemen hazırlayayım dedim raporlarımı. Bir dakika ya, ben bir evime bakayım. Kapı kapalı. Özlem, ne oldu ya? Hayatım, bir gel ya. Geliyorum. Eymen uyuyor. Eymen uyuyor, ne olmuş ki? Ağzı açık uyuyor hem de Eymen. Bir şeyler mi gördün rüyanda? Anlatır mısın bana da? Evet, Eymen uyanmasın, gel anlatayım. Var ya, nasıl bir kabus gördüm. Ay, şöyle evin etrafına da bakayım. Bak bakalım. Ya şey diyeceğim, gel gel. Ya bak şimdi, ben ne zaman böyle yüzüm gözümü yıkamadan, ellerimi falan yıkamadan yatsam saçma sapan kabuslar görüyorum. İşte dün ben çalışıyordum, senaryolarımı yazdım, raporlarımı hazırladım. Neyse orasını geçeyim. Rüyamda ne gördüm biliyor musun? Hani korkunç bir yaşlıcalı teyze vardı ya. Hayır, olamaz ya. Ya işte onun bizim evimize girdiğini gördüm. Ya ben sana bir şey diyeyim mi? Sen bu teyzeyi ne zaman rüyanda görsen, bu teyze var ya, gerçeğe dönüşüyor, biliyor musun? Ya ağzına hayır açar mısın lütfen? Arkadaşlar bir Gökhan abinize bakın yani. Şöyle bir göstereyim. Yaşlıca teyzeyi rüyamda gördüğümde hemen bize geliyormuş. Aşkım bir hayırlı şeyler konuş. Bir güzel şeyler çağır ya. Ama ne yapayım, doğruyu söylüyorum sana. Allah Allah. Rüyada anlatamayacak mıyım? Ben bile uyandım senin yüzünden. Aşkım sen böyle mi uyudun? Evet, böyle uyudum. Pijamalarını giymedin mi? Yok, giymedim. Dün böyle şey geldim, çok yorgundum. Arkadaşlar bana bakın, ben de kırmızı rujumla uyumuşum ya bu gece. Neyse, ben etrafı toparlayayım. Sen de işlerini hallet, güzel bir kahvaltı hazırlayalım. Eminim ve pırık uyandıralım, ne dersin? Anlaştık. Hadi ben etrafı toplamaya gidiyorum. Şöyle. Bu ne ya? Ben size söylüyorum sürekli etrafı çöp atmayın diye. Şuraya bak. Benim bir dağınıklığım yatağım. Bunu da sen getirmişsin üstüme. İnsan demez mi ya, kalk yatağına git diye. Benim her yerim tutulmuş buradan. Oo, benim de her yerim tutulmuş ya. Ya mis gibi yatakta yatıyorsun. Neren tutulacak senin? Topla topla topla. Ha, topla. Sen de lütfen kendi odanı topla. Hadi bakalım. Ben Emin'in yanına gidiyorum. Emin'i uyandıracağım. Hayır Emin, şu an uyandırma. Çocuk zaten çok geç uyudu. Kahvaltıyı hazırlayalım, öyle operak uyandıralım, tamam mı? Çal. Kesin kapıcı gelmiştir. Çöp toplaması. Kapıcı. Dım dım dım. Ben hemen çöpleri çıkartıyorum, tamam mı? Sen çöpleri çıkart bakalım. Gel 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 gel. Ya bir şey söyleyeceğim. Sen niye benim peşimde geziyorsun? Sen de çöpleri çıkart. Ben çöpleri çıkartamam şu anda. Görmüyor musun? Çalışıyorum ya. Ağzını kadar dolmuş yalnız. Şunları kapıda bağlayalım. Bağla 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 bağla. Ay. Daha
adamın ne inşallah altına bir şey. Bu adam nereye gitti ki şimdi? Çöpü almadan hayatta gitmezdi. Neyse bir işi çıktı galiba. Şöyle bırakayım. Şöyle ayakkabılarımızı da düzenleyelim. Alır birazdan. Of. Ya şu odanın dağınıklığına bak ya. Bana diyor ki bir de ortalığı topla diyor. Ya ben bunları nasıl toplayacağım ya? Of Özlem, başıma ne işler açıyorsun benim? Abi benim ne işim var ya? Ben oturuyorum burada. Açayım bilgisayarımı oynayayım ya. Panımı da açayım şöyle. Özlem gelirse ne yapacak beni? Neyse şurada da toplu menüsü ben yine. Ve Özlem'den azar işitmeyelim. Şu şöyle şarj olsun. Bunları böyle topluyorum. Tamam. Şunu şu alayım, şunları şöyle koyuyorum. Daha ne yapabilirim ki? Tamam bence harika oldu ya. Of gelir alır nasılsa ya. Bu Gökhan niye her şeyi bana yaptırıyor arkadaşlar ya? Şu ellerimi yıkayayım. Bak dün geceden beri makine çalışıyor. Gökhan Bey ben orada rapor hazırlarken kesin bilgisayarda oyun oynamıştım. Ben raporu yazarken ama yine her şeyi ben yapıyorum. Kadın olmak çok zor ya. Temiz yatağımı toplamıştım. Topladıklarımı yatak odasına götüreyim. Elektrik süpürgesini çalıştırayım. Hatta robotu çalıştırırım. Bugün kendime bir tane tatil yapayım ya ben bugün. Değil mi? Tatil yapayım. Hak ediyorum ben bunu ya. Zaten çok işim gücüm yok. Emin de alırım. Parka götürürüm. Ya Gökhan bu evin haline! Gökhan gel buraya Gökhan. Şimdi canını okudum Gökhan. Şimdi canını yani okudum senin. Ben ne bağırıyorsun ya? Gökhan, Gökhan. Benim topladığım yerleri niye dağıtıyorsun hayatım? Zaten yardımcı olmuyorsun. Bari bana engel olma ya. Ya sen iyi misin? Ne topladığın yeri dağıtması ya? Görmüyor musun? Gelir misin? Burada. Gelir misin? Ne yaptın? Yattın mı oraya? Uyudun mu? Ya ne yapacağım ya? Görmüyor musun? Bilgisayar başındayım. Daha bilgisayar açamadım ya. Ya bilgisayar açamadım. Zaten etrafı da toparlamamışsın. Topladın bu ne? Topladığını görmüyor musun? Misler gibi oldu. Bu buranın toplanmış hali mi? Evet. Ne olmuş ki? Neyse. Gel buraya. Gel. Tartışmayacağım. Geç bakayım önüme. Geç. Eymen orada uyuyor. Sen hep bana çalış diyorsun. Eymen mi çalışacak sen varken? Evet, ne yaptın şimdi buraya? İşte burası dağınık. Ya biraz önce gözünün önünde katladım ya. Sen kesin burada ayı gibi yuvarlandı. Burayı darmadağın ettin. Ben odamdaydım bir defa. Hayır, ben biraz önce topladım. Lütfen buraları toplar mısın? Hemen. Evde birisi mi var ya? Ya ne birisi olacak ya? Çocuk uyuyor zaten. Hadi toparla bak şimdi. Eymen benim sana söylenme seslerime kalkarsa çok üzülür. Hemen burayı topla. Lütfen bana yardımcı ol. Tamam ya, tamam. Zaten harika babalar annelere yardım ederler. Ver bunu, ver. Ver, beceremiyorsun. Bak böyle katlanacak. Tut bakayım, tut.
Arkadaşlar, Gökhan abimiz bir türlü beceremiyor. Şu uçuşa getirip katlayacaksın arkadaş ya. Sen nasıl bunu yapamıyorsun? Niye yapmıyor biliyor musun? Eğer güzel yaparsa bir daha yapmasını isterim diye yapmıyor bence. Öyle değil mi? He öyle öyle. Ya, boş vermiş bir adam görmedim ya. Tamam, hadi. Ya evden niye ses geliyor ya? Ne sesi gelecek ya? Senin kafanın içindeki seslerdir onlar. Hadi git bakayım olduğu güzelce topla. Tamam, tamam. Kadının çenesinden bıktım ya. Ne ya burası? Özlem! Özlem! Özlem, Özlem bak. Ya buranın hali ne? Ben buraları hep toplamıştım. Ya ne toplaması? Girdiğin her yere batırıyorsun. Ya bir dakika ya, ben diyorum toplamıştım, sen batırıyorsun diyorsun. Buraya mı girdim ben? Ver şunu bana. Bu ne ya? Arkadaşlar şuraya baksanıza. Darmadağın ya. Bak biraz önce içeriği dağıttım. Buraya da dağıtmana izin vermem. Hemen topluyorsun. Hayır. Gökhan. Ne yapıyoruz biliyor musun? Ne bence yapıyoruz? Toplamıyoruz. Böyle kamera kayıtlarına bakıyoruz. Şaka. Tamam, buraları kim dağıttı göreceğiz o zaman. Nasıl bu ne yani? Ya? Orası dağıldı, burası dağıldı. Biz mi dağıttık burayı? Sen dağıtmadın mı? Hayır. Ben buraya mı geldim? Senin yanındaydım ya zaten. Doğru söylüyorsun. Biz ikimiz yan yanaydık ve buradan gittiğimizde burası düzenliydi. O zaman hemen kamera kayıtlarına bakalım. Eymen, Eymen'e bakalım Eymen. Eymen uyuyor. Eymen de yapmış olamaz. Aç bakayım kamera kayıtlarını telefondan. Gel bakalım. Bakayım. Yaşlı canı teyze mi? Ya ben sana ne dedim ya? Bu kadını ne zaman görsen gerçek olur demedim mi? Şu kapıya bakalım mı? Şimdi bir de benim suçum mu oldu? Senin suçun da benim suçum mu? Of ya. Kapıya koşalım. Nerede bu? Eymen'e zarar var. Aa, kapı açık. Sen çöpçü falan mı demiştin? Evet. Al sana çöpçü. Aa, bak çöpçü gelmiş. Evet, çöpte duruyor. Cadı teyze bizim evimizde miydi yani? Ya inanmıyorum ya. Ya bundan sonra arkadaşlar siz de kapıyı görmeden hiç tanımadığınız insanları açmayın, olur mu? Arkadaşlar bari o kadar izlediniz. Kanalıma abone olun ya şuradan bir yerden.